Evet arkadaşlar, bu 7 Temmuz'da verimli bağlara, bahçelere nasıl 10 katlı imar veriliyor? Yani yerin 1-2 metre altında su olan yerlere nasıl 10 katlı imarlar veriyor? Nasıl katliamlar yapılıyor? Bunu geçen sene yazın açıkladım. Videosunu çektim. Şimdi bakalım bakalım ne iş yapıyor şu Yunus Emre Belediyesi. Bakalım. Şimdi kaplumbağa gibi kafasını şeyin içine sokuyor. Ben size söyleyeyim. Bakın Yunus Emre Belediyesi diyorum. Şu an girmeye çalışıyorum. Belediyeye giremiyorum. Çünkü işlemleri kapatmış kendini. Heh, geldi. Çünkü ne zaman arkamızı dönsek arkadaşlar bizim malımızı çalmaya çalışıyor bu belediye. Yeni işlemler. Hani nerede duyurular? Bakın. Hani kapatmış sistemlerini arkadaşlar. Sistemlerini kapatmış arkadaşlar. Kapatmış. İşte gördüğünüz gibi. Şimdi yok ortada. Ortada yok. Online işlemler var bir tek. Online işlem. Hani duyurular. Yaptığın her ay imar rantları dağıtıyordu burada. Nerede o imar rantları? Göster görelim. Yine 10'ar kat, 15'er kat dağıt bakalım artık. Evet arkadaşlar, ne yazık ki. Ben şimdi kayıtlardan bakacağım. Kayıtlarda var bunlar. Bakın. Bakın bu kayıtta var. Görüyorsunuz mu? İmar. İmar. Hepsi de bin ölçü. İmar. İmar. Hepsi imar. Daya. Daya anam. Haziran. 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 Daya imarları. 10'ar kat ver. 10'ar kat ver, yetmiyor. Ver 15 kat. 20 kat ver Yunus Emre. Bakın burada hepsini ben açıkladım. Nasıl taramalı gibi imar çıkartıyorlardı. Taramalı gibi rant vardı arkadaşlar. Bakın işte 10'ar katlar burada. Burada 10'ar katlar. Bakın bu 10'ar katlar. Dağıtmışlar. Şura bakın görüyor musunuz mu? 10'ar kat. Hepsi 10'ar kat. Buralar verimli arazi. Denizden 25 metre yükseklikte verimli araziler, bağlara, işte bilemedim diğer arazileri hepsine şey vermiş. Onar kat yapılaşma izni vermiş. Alt tarafında da hemen su var yani. 1 metre kazdığın zaman su fışkırıyor. Oraya sen altında yani şu bölge imar verilen bölge şu bölge sen buraya imar ver. Bakın buradan nehir geçiyor. Nehirle birlikte o 10 katlılara imar vermiş arkadaşlar. Burası deniz seviyesine yakın bir bölge arkadaşlar. Sel falan gelirse ilk önce bu bölgeye vuracak. Şu çizdiğim yerlerin iç kısmı denizden 25 metre yükseklikte. Bakın bu bölgeye imar veriyor. Görüyor musunuz? Meyve ağaçlarının bütün şey, senede iki kere şey ürün aldığınız yerler en verimli yerler inşaata kurban oluyor. Ve halen 10'ar katlı veriyor. Artık önceden 2 katlı veriyordu. Bakın bu bölge o bölge işte. Önceden 2 katlı bu. Şu an 10'ar kat. Bir de ticari veriyor. Bakın şuraları ticaret doldurmuş. Evet arkadaşlar. Nasıl katliam yapılıyor? Nasıl şey yapılıyor? Görün. Bakın bu da ticari yollar konmuş. Kendi kendine bir şeyler yapmışlar. Evet. Görüyor musunuz? Değil mi? Hepsine 10'ar kat vermiş arkadaşlar. Diyor ki bunlar bir deprem gelirse hepsi kökten yıkılsın, Manisa diye bir yer kalmasın demek istiyor adam. Zaten deprem gelince Manisa'nın eski yapıları buralar arkadaşlar. Buralar zaten kökten gidecek. Buralar bir iki katlı da buralara 10'ar kat verin buralarda gitsin. Çünkü bura ova arkadaşlar. Şura ova. Denizden 25 metre yükseklikte bir ova yani. Baktığınız zaman denizi göremiyorsunuz ama deniz sizin burnunuzun dibinde. Bakın burada da stat var arkadaşlar. Burada da şu çukur denizden 25 metre yüksekliği ifade ediyor. Şuralara gidikçe dağları görüyorsunuz. Manisa burası arkadaşlar. Şu dağın kenarına Manisa yapılmış. Zamanla aşağı inmişik. Şimdi indikçe en son artık deniz seviyesine iniyoruz yeni imarlarla. Bu şekilde 10 katlı binaları batırmaya çalışıyorlar. Yani 10 katlı 1 metre 2 metrede göl olan altında hiçbir şekilde bir şey tutmayacak yerlere
10 katlı imar dağıtıyor arkadaşlar. Ne yazık ki yapılan işler insan katletmekten hiç farkı yok. Herkese iyi günler.